Değerli dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir söyleşide birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Avrupa'dan, Belçika'dan Johan van de Walle hocamız. Bize Türkçe ile ilgili düşüncelerini, duygularını ortaya koyacaklar. Johan hocamı Türkiye'de maalesef çok az tanıyoruz. Oysa ki tanınması gereken önemli bilim insanlarından birisi, özellikle dil sahasında kendini defalarca kanıtlamış bir bilim insanı, bir dil bilimci. Belki ilk defa duyacağınız bu cümlemi bazı dostlarımız, YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız, yani biz bir dili, ana dilimizi bile yazarken ve konuşurken etkin bir şekilde maalesef çoğumuz kullanamıyoruz insanlar olarak, toplum olarak. İkinci bir dili, üçüncü bir dili kullanmak ise hakikaten çok özel bir beceri, özel bir gayret gerektiriyor. Johan Hoca ortalama 50 dil bilen bir dil bilimci. Dolayısıyla diller arası mukayese, karşılaştırma yapabilme yeteneği de çok yüksek. Kendisini bizatihi tanımış olmaktan dolayı 4-5 yıl öncesinde büyük bir şeref duydum ve bugün de davetimizi icabet etti, aramızda bulunmakta, bilgileriyle bizlere ışık tutacak, matematik dili, bilgisayara uyarlanabilecek en uygun dil ifadelerini yıllardır ortaya koyan değerli bir dil insanı. Peki, prosedür gereği, kurallarımız gereği kendisinin bir özgeçmişini özellikle arz etmek istiyorum. Birlikte görelim özgeçmişi. Johan van de Walle hocamız halen Belçika'nın Gent Üniversitesi'nin, telaffuzu doğru yapabiliyor muyum bilmiyorum, mütercim, tercümanlık ve iletişim bölümünde Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir. Aynı üniversitede 1983 yılında mühendislik mimarlık yüksek lisansını bitirdikten sonra 1985'te İslav dilleri, Slav dilleri lisansı ve Doğu dilleri yüksek lisansından, 1986'da ise genel dil bilim lisans üstü eğitiminden mezun oldu. Sırayla Belçika Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Belçika'daki göçmen çocuklarının Hollandacayı ikinci dil olarak öğrenmesi konusunda araştırmalar yaptı. Gent veya Gent. Johan Hocam nasıl telaffuz ediliyor? Gent olarak telaffuz ediliyor. Evet. Gent Üniversitesi'nin Yabancı Diller Merkezi'nde Türkçe okuttu. Bir özel şirkette bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi alanında çalıştı. 1994 yılında eşiyle birlikte, ilginç, hanımı da hanımıyla birlikte çalışmalar yapıyor, Doğu Dilleri ve Kültürleri Öğretim Merkezi'ni kurdu. Beraber Haydi Türkçe Konuşalım 1 ve 2 adı altında yayınlanan bir Türkçe öğretim metodu hazırladılar. Türkçenin öğretimi alanında 2 ödül aldı. Ayrıca bildiği dillerin çokluğu sayesinde Belçika'da düzenlenen bir yarışmada Babil ödülü kazandı. Biraz önce arz etmiştim, ortalama 50 dil bilmektedir. Birazdan bununla ilgili de bir tablo sizlere arz edeceğim. 2006 yılında mütercim, tercümanlık ve iletişim bölümünden çalışmaya başlamadan önce kendi çeviri bürosunu açarak çevirmen ve yeminli tercüman olarak da çalıştı. 2013'te Genç Üniversitesi'nde Rusça'daki hareket fiillerinin Türkçe ve Özbekçe karşılıkları konulu doktorasını tamamladı. Halen Genç Üniversitesi'nin mütercim, tercümanlık ve iletişim bölümünde Türkçenin dil bilgisi, Türkçenin dil pratiği ve Türkçeden Hollandacaya çeviri derslerini vermekte ve Osmanlıcadan Türkçe'ye dil içi çeviri alanında araştırma yapmaktadır. Değerli dostlar, bakınız değerli Johan hocamın bildiği diller. Şimdi öncelikle şurayı sizlere arz etmek istiyorum. Bu tabloyu değerli Johan hocam bana göndermişti. Kalın koyu harflerle yazılı olanlar
ortaokul, lise ve üniversitede okuduğun ve diplomalarında yazılı olan diller diye not etmiş. Normal harflerle yazılı olanlar ise bu dillerle ilgili olarak en azından bir ders kitabı ve grameri bitirdim diyor. Artı işaretliğiyle işaretlenen diller ise bu dillere çok az vakit ayırdım diyor. Yani artı Japonca gibi Swahili Afrika dilinde olduğu gibi efendim Swahili mesela üniversitede aldığı dillerden birisi ama üzerine vakti az ayırmış. Buna rağmen ben Yohan Hoca'nın bu konularda, bu dillerde de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hangi diller? Yani biz genel kalıplar vardır. Çok farklı dil tasnifleri yapılmakta, sınıflandırmaları yapılmakta. Yapılarına göre diller, coğrafyaya göre diller, efendim köklerine, kaynaklarına göre diller gibi. Bu doğrultuda Yohan Hocam Hint-Avrupa dilleri, Fin-Ugur dilleri, Türk dilleri, Afro Asyatik diller, Bantu dilleri, Japon dilleri diye temel başlıklar atmış. Bu başlıklar altında Hint Avrupa dillerinde mesela Hollandaca'yı, İngilizce'yi, Almanca'yı çok iyi biliyor. Hem üniversitede eğitimini almış hem de üzerinde durmuş. Artısı yok. Yani bunlar çok önemli bildiği diller. Mesela bu dil ilk defa duyuyorum bu dili. Faro Ece dili. Ben ilk defa duyuyorum. Üzerinde vakit ayırmamış. Fransızcayı, Latinceyi, Kilise Slavcasını ve Rusçayı çok iyi biliyor. Gördüğünüz gibi Arnavutçayı, modern Yunancayı, Kapadokya Yunancasını biliyor. Ermenicenin Batı Ermenicesini, Doğu Ermenicesini biliyor. Hemşince diye dil varmış. Yani Ermenicenin bir alt lehçesi herhalde. Onu da biliyormuş ama vakit ayırmamış. Hintçeyi, Urducayı gördüğünüz gibi tabloda. Farsçayı çok iyi biliyor. Türkçe ve Osmanlıcaya vakıf. Azerice'yi, Türkmence'yi biliyor ama ders olarak almamış özel ilgiden dolayı. Ben şahit oldum. Kazakçayı çok iyi konuşuyordu ve yazıyordu. Ahmet Müngör hocam da şahit oldu. Birlikte misafirimizdi Kazakistan'da. Yohan hocamız. Özbekçe, Uygurca, Çağatayca'yı biliyor. Tuvaca'yı biliyor. Türkçenin daha eski zamanlardaki lehçelerinden birisi. Eski Uygurcayı ve eski Türkçeyi biliyor. Yani milattan önce onu milattan sonra 10. yüzyıldan önceki Türkçeyi de biliyor. Orhon Türkçesini, eski Uygurcayı ve Arapçayı ve klasik Arapçayı biliyor. Yani ben saydım burada ortalama yanlış saymadıysam 52 dil vardı. Bunların artılarından 5-6 tanesini çıkardığımız zaman yani ortalama 40 dili çok etkin bir şekilde konuşuyor ve yazıyor. Değerli Yohan hocamız, bu nasıl bir yetenek, nasıl bir beceri ve nasıl bir çalışma temposu? Tabii kendisini dinledikten sonra hem serbest kürsüde hem de soru cevap bölümünde kendisine soracağız. Kendisi bizlere bilgi verecek. Ve bana gönderdiği bu formatta şöyle bir ifade var. Bu da onun mütevazılığını ortaya koyuyor. Gerçekten Yohan Hoca yüksek bir bilim insanı olmasıyla birlikte ben hep onu şahit oldum, ona şahit oldum. Bir hafta birlikteydik. Yememiz içmemiz hemen hemen hep aynı zamanlardaydı, birlikteydik. Yüksek düzeyde tevazu sahibi bir insan. Bu kadar bilgi ve beceriye rağmen çok nadir bilim insanında bulunan bir alçak gönüllülük özelliği söz konusu. Bu nedenle bizi izleyen özellikle gençlerimizin bu model şahsiyeti efendim örnek almalarını yürekten diliyorum. Diyor ki Yohan Hoca, her dil için genel seviyen ve her dildeki ayrı beceriler yani okuma, dinleme, yazma, konuşma için farklı olabilir. Bu seviyeler zaman içinde değişebilir. Kullanmadığım bir dil uykuya dalabilir. Gerektiğinde uyku halinde olan bir dili kısa bir zaman içinde uyandırabilirim şeklinde de düşüncesi söz konusu. Değerli hocam, söz sizde. Matematiksel yapı yönüyle Türkçe ve Fince arasındaki mukayeseniz nedir? Ben
öğrendiğim kadarıyla bu düşünceleriniz, vereceğiniz düşünceler hiçbir dergide, hiçbir bilim yayın organında yayınlanmadı. İlk defa burada özgün bir biçimde bizlere sunuyorsunuz. Türk insanlarıyla, Türk gençliğiyle paylaşıyorsunuz. Bu da bizim için apayrı bir şeref. Türkçe ve Fince karşılaştırmalı olarak ne söyleyebilirsiniz? Özellikle Türkçenin matematiksel formatı üzerindeki gözlemleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Söz sizdedir efendim, buyurunuz. Sayın Ahmet Hocam, bu güzel sözleriniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve bu konferansa başlamadan önce de Ahmet Hoca'ya ve Etkin Düşünce Akademisi'ne beni bu konferansa davet ettikleri için candan teşekkür etmek istiyorum. Bütün izleyenleri selamlıyorum. Konferansımın konusu Türkçenin matematiksel yapı özellikleri ve Türkçe-Fince karşılaştırması. Bu konu benim için yeni bir konu. Bu konferans konuda verdiğim ilk konferans oluyor. Ben PowerPoint'a geçeyim. Share screen. PowerPoint geldi. Çok güzel. Evet, hepiniz görüyoruz. Büyük görebiliyorsunuz. Evet. Önce içeriye bakalım. Dilin matematikselliğini tanımlayabilmek için önce biraz matematikten söz edeceğiz. Daha sonra Türkçeyi Fince ile karşılaştırarak iki soruya cevap arayacağız. Türkçe ne kadar matematikseldir ve matematiksel özellikleri nelerdir? İkinci soru, iki sondan eklemeli ünlü uyumuna sahip dil birbirinden ne kadar farklı olabilir? Önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. İnternette ve çeşitli yayınlarda dolaşan bir söz var. Belçikalı dil bilimci Türkolog Johan van de Waal'ı 1983 yılında Türkçenin matematiksel olduğunu, her harfin bir rakama karşılık geldiğini, ben demek için 011, sen demek için 010, o demek için 000 demenin yeterli olacağını ama Türkçeden başka hiçbir dilde matematik olmadığını belirtmiştir. Bu söz sürekli olarak kopyalanıyor ama bana ait değil. Yani bu parçalar silinecek. Ben hiçbir zaman söylemedim. Doğru olan Belçikalı dil bilimci Türkolog Johan van de Waal'ı Türkçenin matematiksel olduğunu belirtmiştir. Önce biraz matematikten söz edelim. Bir vektör uzayı nedir? Vektör uzayı vektörlerden oluşur. Her vektör uzayın merkezinden uzaydaki bir noktaya kadar uzanan bir ok gibi gösterilebilir. Ve bu vektörlere iki işlem uygulanabilir. Vektörler bir faktörle çarpılabilir. Örnekte faktör 0,5. Bu şekilde vektör kısaltılabilir, uzatılabilir, negatif bir faktörle çarpılarak yönü de değiştirilebilir. İkinci bir işlem, vektörler toplanabilir. Vektörler, oklar ard arda konur. Ortaya çıkan yeni vektör, bu iki vektörün toplamı olur. Bu resimdeki vektör uzayı, İki boyutlu bir düzlem. Resimdeki iki vektör, bu vektör uzayının tabanı görevini yapabilir. Bu iki vektöre çarpma ve toplama işlemini uygulayarak vektör uzayının tüm vektörlerini üretebiliriz. Başka bir deyişle, düzlemdeki bütün noktalara erişebiliriz. Bunun dışında,
vektör tabanı olması için bir şart daha var. Tabandaki vektörlerin, yani taban vektörlerinin asgari sayıda olması gerekir. Dolayısıyla iki boyutlu bir vektör uzayının tabanı birbirinden bağımsız en fazla iki taban vektöründen oluşur. Bizim benzetmemizde vektör uzayı dili temsil ediyor. Uzaydaki noktalar dilde ifade edilebilen anlamları temsil ediyor. Uzayın merkezinden belirli bir noktaya erişen vektör, anlamın ifade edilmesidir. Vektör tabanı ise dilin gramerini, taban vektörleri de dilin kurallarını temsil ediyor. Nasıl taban vektörlerine işlemler uygulanarak istenilen her noktaya erişilirse, gramerdeki kurallar birleştirilerek istenilen her anlam ifade edilir. Taban vektörlerinin sayısı asgari olduğu gibi, gramerdeki kuralların sayısı da asgari olabilir. Şimdi tanımımız şöyle, dilin grameri böyle bir vektör uzayı tabanına ne kadar yaklaşırsa dilin sistemi o kadar matematiksel hale gelir. Bu tanımdan dil için üç matematiksel özellik, üç kriter türetebiliriz. Ve Türkçeyi hemen teste tutalım. Birinci kriter, kuralların uygulanması sınırlı olmamalı. Taban vektörleri bir faktörle çarpılabilmeli. Mesela Türkçe'de kanapede uyuyan kedi yapısını yapabiliriz. Bunda sıfat fiil grubu kullanıldı. Ana dilim olan Hollandaca'da aynı şekilde de op de sofa slapende kat denilebilir. Slapend tıpkı uyuyan gibi bir sıfat fiildir. Yani %100 benzer iki yapıdır. Ama Türkçe'de bu yapıyı iki ile çarpabiliriz. Kanapede uyuyan kediyi okşayan çocuk 3 ile çarpabiliriz. Kanapede uyuyan kediyi okşayan çocuğu tanıyan kadın. Bunu Hollandaca'da yapamayız. Başka bir yapıya bağlaç kullanan ya da ilgi zamiri kullanan başka bir yapıya geçmek zorunda kalırız. İkinci kriter, kurallar birbirleriyle birleştirilebilmeli. Yani taban vektörleri toplanabilmeli. Mesela Türkçe'de etken yapı olarak mimar camiyi yaptı diyebiliriz. Edilgen yapı, cami yapıldı. Ettirgen yapı, padişah camiyi yaptırdı. Bunun karşılıkları Hollandaca'da var. Ama Türkçe'de ettirgen yapı ve edilgen yapı birleştirilebilir. Cami padişah tarafından yaptırıldı. Yaptırılmak aynı zamanda ettirgen ve edilgen bir fiildir, bir eylemdir. Hollandaca'da bu imkan yok. Yani bu edilgen yapı ve ettirgen yapı toplanamaz. Üçüncü kriter, gramerdeki kuralların sayısı en aza indirgenmiş olmalı. Taban vektörlerinin sayısı asgari olmalı. Türkçe'de bir tek çoğul eki kullanılıyor. Lerler ama bir tek ek, ünlüsü değişebilir. Hollandaca'da ise üç farklı çoğul eki kullanılmakta. En, s ve eren ekleri. Bunun dışında birkaç tane yabancı çoğul eki de kullanılmaktadır. Hollandaca'da bu kuralların sayısı asgari değildir. Bu üç kritere göre Türkçe Hollandaca'dan daha matematiksel çıkıyor. Bu matematiksellik göreceli bir fenomendir. Şimdi
Türkçe, Fince karşılaştırmasına geçelim. Türkçeyi başka bir dille karşılaştırarak Türkçenin özelliklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Burada benzer tipten bir dili seçeceğiz. Türkçenin en tanınmış özellikleri sondan eklemeli olması ve ünlü uyumuna sahip olması. Avrupa'da bu iki özelliğe sahip üç dil bulunmakta. Türkçe, Fince ve Macarca. Ben şahsen 1,5 yıldır Fince'yi incelemekteyim. Onun için karşılaştırma için Fince'yi seçiyoruz. Gelecekte buna Macarca'yı da katmayı planlıyorum. Merak ettiğimiz ikinci şey bu iki özelliğe sahip olan diller diğer özellikleri de paylaşırlar mı? Aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir, neler olabilir? Benzerliklerle başlıyoruz. Her ikisinde ünlü uyumu bulunmakta. Fince'de, Türkçe'deki gibi kalın ünlülü ve ince ünlülü kelimeler var. Bileşik kelimelere, yabancı kelimelere ve istisnalara bakmıyoruz. Eklerdeki ünlüler de incelik, kalınlık açısından kelimedeki ünlülere uyar. Mesela kauppa kelimesi mağaza anlamında ve bütün ünlüleri kalındır. Buna eklenen eklerdeki ünlüler de kalın olur. Kauppassa ko, mağazada mı, sa durum eki, Türkçedeki da'ya tekabül ediyor. Ko, soru edatı, Türkçedeki mi edatına tekabül ediyor. Aynı ekleri küle, bu y harfi Fince'de ü olarak telaffuz ediliyor. İki noktalı a, e olarak. Yani bu iki ek küleye eklendiğinde külessekü olur. Eklerdeki ünlüler de ince olur. Tıpkı Türkçedeki gibi. Her iki dil sondan eklemeli. Talo ev anlamında, Fince'de de çoğul ekleri, iyelik ekleri, at durumu ekleri ve edatlar var. Talot evler, talot kelimesine bir ek, bir at durumu eki eklendiğinde te yerine i kullanılır. Taloi, talomme evimiz, talossa evde, talokin evde. Evde, Fince'de dahi anlamındaki kin her zaman bitişik yazılır. Ve bunları birleştirebiliriz. Evlerimizde de Fince'de taloissammekin oluyor. Önemli bir fark, Fince'de iyelik ekinin ad durumu ekinden sonra gelmesi. Benzer söz dizimsel yapılar var. Örneğin belirtili ad tamlaması, minun autuni, tıpkı benim arabam gibi. Minu, ben anlamında, ona genitif eki, tamlayan eki eklenmiş. Auto, yani tamlanana, iyelik eki eklenmiş. %100 Türkçedeki yapı gibi. Diğer örnekleri de görebiliyorsunuz. Formül olarak tamlayan eğer adıl ise ona genitif eki kullanılır. Tamlanana iyelik eki kullanılır. Ancak tamlayan ad ise özel ad veya normal ad olabilir. Kalle bir özel ad. Ona genitif eki eklenir. Ancak tamlanana eklenmez. Kallenin auto, kallenin araba gibi. Kallenin arabası denilmiyor, kallenin araba deniliyor. Bu kural Türkçeden
Türkçedekinden biraz daha karmaşık. Başka bir benzer söz dizimsel yapı, belirtisiz at damlaması. Eydin kiyeli, ana dili. Rauta tiye asema, demir yolu istasyonu. Ögelerin sıralanışı her iki dilde aynı. Yazım farkı olarak Fince'de bu damlamalar bitişik yazılır. Yapı farkı olarak damlayanda ya genitif eki kullanılır ya da hiçbir ek kullanılmaz. Damlananda ise hiç ek yok. Yani sıralanıştan başka Türkçeden, Türkçedeki belirtisiz at damlamalarından biraz farklı. Sıfat damlaması da Türkçedeki gibi talo, ev oluyor. Bu büyük, güzel ev, tuo iso kaunis talo oluyor. Sıralanış Türkçedeki gibi. Ama burada çok ilginç bir farkla karşılaşıyoruz. Çoğul at durumu eki sadece ada değil, işaret adıllarına ve sıfatlara da gelir. Çoğul ve inesif ekiyle yapılan bir örneğe bakalım. Evlerde daloissa oluyor. Bu büyük güzel evlerde noissa, isoissa, kaunissa, taloissa. Yani sanki bunlar da büyüklerde, güzellerde, evlerde der gibi. Sayılarda da durum öyle. Üstelik sayı birleşik olursa ad durumu eki sayıdaki tüm ögelere gelir. 23 arkadaş Fince'de kaksi kümmente kolme üsteve oluyor. 20 iki bölümden ibaret kaksi ve kümmente 2-10 deniliyor Fince'de. Şimdi dan ekini eklediğimiz zaman, yani ablatif ekini eklediğimiz zaman bu ek bütün ögelere gelir. Kah delta, kümmenelta, kolmelta, üstevelta. 23 arkadaştan. Yani sanki 20'den 3'ten arkadaştan der gibi. Benzer bir söz dizimsel yapı. Fince'deki ilgeçlerin çoğu attan sonra gelir. Tıpkı Türkçedeki gibi sota savaş oluyor, sodan yelken, savaştan sonra. Ve sıfat fiil grupları %100 Türkçedekiler gibi. Hatta Türkçedeki iki tipe Fince'de de rastlanır. En tipine ve di tipine. Talossa asuva mies, evde oturan adam. Vah eki, an sıfat fiil ekine tekabül ediyor. Ve sinun ostamasi auto, senin aldığın araba. Tıpkı Türkçedeki gibi öznede bir damlayan eki, genitif eki kullanılmış. Ma dik ekine tekabül ediyor. Ve si iyelik eki Türkçedeki ın ekine tekabül ediyor. Fin Wikipedia'sından biraz daha uzun bir örneğe bakalım. Bu örnek Belçika Kralı'nın okuduğu okulla ilgili. Yapı Brühessa, Siaitsevassa, Zevenkerken Luostarin, Sise Oppilaitoksessa. Bunu kelimesi kelimesine Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Brügge'de bulunan yedi kilise manastırının yatılı okulunda. Bizim kralımız gençken orada okumuş. Şimdi bu yapıda belirsiz bir şey var. Brügge'de bulunan neyi niteliyor? Yedi kilise manastırını mı niteliyor? Yatılı okulu mu niteliyor? Ad durumu eklerine bakarak bunu çözebiliriz. Brügessa, Siaitsevassa, bulunan
fincesine sainesif eki eklenmiş. Aynı eki yatılı okulun tercümesi Sise Opilaitoksessa da bulabiliriz. Yani Brügge'de bulunan yatılı okulu niteliyor. Daha doğru bir çeviri, Yedi Kilise Manastırı'nın Brügge'de bulunan yatılı okulunda olurdu. Ufak bir değişiklikle anlamı değiştirebiliriz. Siyait Seva, yani bulunan kelimesine genitif eki eklediğimizde bu sıfat fiil Yedi Kilise Manastırı yapısını nitelemeye başlar. Şimdi farklara geçelim ve önce morfofonolojiyi ele alalım. Çok önemli bir kural, ünlü uyumu oluyor. Hem Türkçe'de hem Fince'de büyük ünlü uyumu uygulanıyor. Yani kalın ünlüden sonra kalın ünlü gelir, ince ünlüden sonra ince ünlü gelir. Sonuç olarak bileşik, yabancı ya da istisna olmayan kelimelerdeki bütün ünlüler aynı gruptan olur. Bir kalın ünlüler grubu var, A, I, O, U. Türkçe örnek, çocuklarımız, ince ünlüler grubu, E, I, Ö, Ü. Türkçe örnek, görüşlerimiz. Birinci fark, Fince'de kalın ve ince ünlülerden başka nötr ünlüler de var. Bunlar E ve İ ve her iki grupla birlikte kullanılabilir. Şimdi iki grup, kalın artı nötr ünlüler grubu, ikinci grup ince artı nötr ünlüler grubu oluyor. Yani bu şekilde örnekler, huomenna, bu E nötr sayıldığı için kalın ünlülerle birlikte aynı kelimede kullanılabilir. Ve ümperistü, i de nötr sayılır. Bir ek eklendiğinde ekteki ünlüler yine aynı gruptan olur. Bunun sonucu olarak ekler farklı ünlülerle karşımıza çıkar. İkinci bir fark, Türkçedeki küçük ünlü uyumu Fince'de hiç yok. Ve üçüncü fark olarak Fince'de tam ünlü uyumu da var. Ünlü, ondan önceki ünlünün tam kopyası. Türkçe'de bir tek ünlüyle karşımıza çıkan ekler var. Ki, ken, yor, mtrak ekleri gibi. Bunlar istisna sayılıyor. Ondan sonra iki farklı ünlüyle kullanılan ekler var. Lar eki gibi, lerlar. Dört farklı ünlüyle lik eki gibi, lik, lık, lük, luk. Bu dört farklı ünlüyle karşımıza çıkan ekler hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymakta. Fince'de bir tek ünlüyle karşımıza çıkan ekler var. Le, ksi gibi. Ama bunlar istisna sayılmıyor çünkü ünlüleri nötr. İki farklı ünlüyle kullanılan ekler sa gibi, sa, se oluyor. Don gibi, don, dön olabiliyor. Tu gibi, tu, tü olabiliyor. Bunlar büyük unlu uyumuna uymakta. Ve sekiz farklı ünlüyle karşımıza çıkan ekler de var. Bu ve ünlü anlamında, ünlü artı ne? En, in, an, en, on, ön, un, ün olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkçe ile Fince arasında ünlü uyumu konusunda önemli farklar da var. Türkçe'de bir ekin ünlüsünü belirlemek için kelimenin son ünlüsüne bakarız. Fince'de kural biraz farklı. Kelimenin nötr olmayan son ünlesine bakmak zorunda kalıyoruz. Kelimenin bütün ünlüleri nötr ise ek
için ince ünlü seçilir. Türkçe'de İci eki var. Eylemi yapan kişiyi ifade ediyor. Bu ekin Fince'de iki şekli var. İya ve İye. Hani i nötr, a kalın, e ince. Şimdi bu eki öğrenmek fiiline, opiskel fiiline eklediğimiz zaman İye ve E'ye bakmıyoruz, O'ya bakıyoruz. O eki İya şekline getiriyor. Opiskelia, öğrenci. Nürkeil fiili, boks yapmak, nürkeiliye oluyor. Ünün etkisi İya ekinde hissediliyor, İye oluyor. Ve veneil fiilinde hiç kalın ya da ince ünlü yok. O zaman ince ünlü tercih ediliyor. Veneilia, botla gezen. Sondan ekleme işleminde farklar. Ekler doğrudan köke, kökten yapım ekleriyle türetilen gövdeye ya da gövdeden çekim ekleriyle türetilen daha uzun bir kısma gelir. Bu bağlamda ekin getirildiği kök, gövde ya da daha uzun kısma taban adını verebiliriz. Ek tabana getirildiğinde hem tabanda hem de ekte değişiklikler meydana gelebilir. Sözünü ettiğimiz ünlü uyumu bu değişikliklerden biri. Şimdi diğerlerine bakalım. Ekin tabana olan etkisi, Türkçe yurt kelimesine ah ekini getirdiğimiz zaman yurda olur. Fince katu, sokak anlamındaki katu kelimesine la bulunma durumuna tekabül eden ad durumunu getirdiğimizde kadulla oluyor sokakta. Aynen gibi görünse de bu birbirinden tamamen farklı iki fenomen. Açıklayayım. Türkçe kuralı biliyorsunuz. Ünsüzle biten bir tabana, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde tabanda ünsüz yumuşaması, ünsüz ikizleşmesi ve ünlü düşmesi gibi değişiklikler meydana gelebilir. Kitap artı A, kitaba olur. Köpek artı E, köpeğe. Sır artı A, sırra. Ünsüz ikizleşmesi. Şehir artı E, şehre olur. Bu değişiklikleri özetleyebiliriz. Ve toplam olarak 7 tür değişiklik bulabiliriz. Bu kural fonolojik bir kural. Fince'deki kural farklı. Ünlüyle biten bir tabana, ünsüzle başlayan bir ek getirildiğinde, eğer bu ek tabanın açık olan son hecesini kapalı duruma getirirse, bu hecenin ilk ünsüzünde ünsüz derecelendirmesi denilen bir değişiklik meydana gelebilir. Bir örneğe bakalım. Katu kelimesi sokak anlamında, la eki, Türkçe da eki gibi sokakta. Şimdi bu la eki eklendiğinde katulla oluyor. Aslında açık olan tu hecesi kapalı duruma gelir. Tul hecesi olur. Ve o zaman ünsüz derecelendirmesi etkisini gösteriyor. Kadulla oluyor. Başka örnekler, bunların Türkçe karşılıkları yok. Kirko, kirkossa, kilise, kilisede. Yalka, yallalla, ayak ayakta, uke, düşer. Ranta, ranlalla, sahil, sahilde. Sulke, kapat, sulyen, kapatıyorum.
Bu değişiklikleri özetlediğimizde 16 tür değişiklik buluyoruz. Bu yine fonolojik bir kural, seslerden hareket edilerek açıklanabilir. Burada fince Türkçeden daha karmaşık görünüyor ama iş bununla kalmıyor. Fince'de morfolojik bir kural da var. Bu kurala göre eğer adın yalın durumuna çoğul eki ya da at durumu gelirse önce yalın tabandan çekim tabanına geçilir. Mesela hallitus kelimesi hükümet anlamında. Fince'deki çoğul eki T. Şimdi bu T'yi hallitus'a ekleyeceğiz. Ama hallitust olmuyor. Hallitukset oluyor. Yani önce hallitus hallitukse şekline geçiyor. Ancak ondan sonra bu T eklenebilir. Başka örnekler. İhminen insan, ihmiset insanlar. Dayvas gök, dayvat gökler. Tüütün işsiz, tüütümet işsizler. Olut bira, oluet biralar. Özetlediğimizde 13 tür değişiklik buluyoruz. Fince'de bu iki kural, fonolojik ve morfolojik kurallar birleştirilebilir. Mesela gazete kelimesinin çoğulunu yapacağız. Lehti gazete kelimesine T ekini ekleyeceğiz. Bu lehtit olmuyor. Daha karmaşık oluyor. Önce lehti'den lehte şekline geçilir. Yani çekim tabanına geçilir. Morfolojik kural. Ondan sonra çoğul eki T eklenir. Bunun neticesi olarak T hecesi kapanır ve ünsüz derecelendirmesi meydana gelir. Fonolojik kural uygulanır ve sonuç lehdet olur. Yani özetlersek Türkçedeki fonolojik kural 7 tür değişikliğe yol açıyor. Fince'deki fonolojik ve morfolojik kurallar toplam 29 tür değişikliğe yol açıyor. Türkçedeki ile karşılaştırıldığında Fince'deki sistem çok daha karmaşık. Ve eğer karmaşıklık matematikselliğin zıddı ise Türkçe Fince'den daha matematiksel bir dil sayılabilir. Başka etkileşimlere bakalım. Ekleme işlemi sırasında iki ünlü ya da iki ünsüz yan yana gelebilir. Türkçe'de o zaman ünlüyle biten bir tabana ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde araya yardımcı ünsüz girer. Ünsüzle biten bir tabana ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde bazen araya yardımcı ünlü girer. Örnekler oda artı a odaya olur. Bu y yardımcı ünsüz, koruyucu ünsüz, kaynaştırma harfi birkaç adı var. Ad kelimesine iyelik eki, birinci tekil kişi iyelik eki getirildiğinde adım olur. I yardımcı ünlü. Fince'de ise bu yardımcı ses fenomeni hiç yok. Ve bu da bir takım zorluklara yol açıyor. İki ünlü yan yana gelince üç şey olabilir. Tabanın son ünlüsü korunabilir. Mesela hüllü artı isse, hüllü isse oluyor. Bu ünlü değişebilir. Raya artı ita, rayo ita oluyor. A, o oluyor. Ünlü düşebilir. Lapse kelimesine, köküne
çekim tabanına ille getirildiğinde lapsille oluyor. Yani o e düşer. Fince öğretiminde i öncesi ünlü değişimleri kuralı gayet karmaşık ve bütün öğrenciler, Fince öğrenenler bunda zorlanır. Yine Türkçe daha mantıklı, daha kolay görülüyor. Fince'de ünsüzle biten bir eke, ünsüzle başlayan bir başka ek getirildiğinde birinci ekin ünsüzü düşebilir. Birinci ek bunun sonucu olarak kaybolabilir veya kısalabilir. Mesela auto, araba, autot, arabalar, buna birinci tekil kişi ni iyelik ekini, ni ekini getirdiğimizde auto ni olur. Arabalarım, yani o te düşer. Auton, arabanın anlamında. Ni ekini getirdiğimizde o ne de düşer. Auto'ya ni ekini doğrudan getirdiğimizde zaten auto ni sonucunu elde ederiz. Yani bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Her üç sonuç aynı oluyor. Daha uzun bir ek için örnek. Auto on arabaya, ona ni ekini getirdiğimizde onun son ünsüzü düşer. Auto ni. Autoyen, arabaların, yine son ne düşer? Auto ye ni. Dolayısıyla Fince'de ekleme işleminin sonucu olarak ortaya çıkan kelimeleri çizgilerle ekleri ayırmak daha zor olabilir. Türkçedeki kelimeler yardımcı seslerin sayesinde daha kolay analize edilebilir ve eklere ayrılabilir. Türkçe bu açıdan Fince'den daha berrak ve berraklık matematiksel bir özellik sayılabilir. Morfolojiye bakalım, biçim bilim. Türkçe'de 5, bazılarına göre 7 ad durumu kullanılırken Fince'nin 15 ad durumuna sahip olduğu kabul edilmektedir. Şemada İngilizce adları ve Türkçe karşılıkları veriliyor. Karşılıkların arasında Türkçenin ad durumlarını ile ilgecini, sis ekini ve olarak edatını buluyoruz. Bu da şaşırtıcı değil çünkü bu eklerin fonksiyonu, işlevi aynı. Şimdi iki şeye bakacağız. İlk 4 ad durumu özne ile nesnenin ifade edilmesi için kullanılıyor. Bunun kuralları gayet karmaşık. Özellikle partitivin kullanılışı, yani 4. ad durumunun kullanılışı, Fince öğrenenlerin karşılaştıkları en büyük problemlerden biri. Ondan sonraki 6 ad durumu yönelme, bulunma veya ayrılma ifade ediyor. Türkçe e, de, den eklerinin genel bir anlamı varken, yani genel bir yönelme, genel bir bulunma, genel bir ayrılma ifade ederken, Fince'deki karşılıkları çok daha spesifiktir. Bir yandan bir şeyin içine yönelme, içinde bulunma, içinden ayrılma, öte yandan bir şeyin üzerine yönelme, üzerinde bulunma, üzerinden ayrılma. Birkaç örnek göstereyim. Latiko, kutu anlamında. İlatif yönelme durumu latikon oluyor. Bunun Türkçesi kutunun içine. Onun inesivi latikossa, kutunun içinde. Ayrılma ad durumu latikosta, kutunun içinden, elatif. Ve bunun yanı sıra
Alatif, adesif ve ablatif ad durumları da var. Pövde, masa anlamında. Pövdelle, masanın üzerine. Pövdelle, masanın üzerinde. Pövdelte, masanın üzerinden. Fince'de genel bir yönelme durumu, genel bir bulunma durumu, genel bir ayrılma durumu bulunmadığından, bir yerin içini ya da üstünü kastetmediğimiz durumlarda bile bu ekleri kullanmak zorundayız. Yönelme durumları için bir örnek, eve gidiyorum ve pazara gidiyorum. Eve gidiyorum illatif ad durumuyla çevriliyor. Menen talon. Pazara gidiyorum allatif ile tercüme ediliyor. Menen torille. Birincisinin harfi anlamı evin içine gidiyorum. İkincisinin anlamı pazarın üzerine gidiyorum. Yani doğrudan doğruya eve gidiyorum, pazara gidiyorum denilemiyor Fince'de. Mutlaka içine ya da üzerine olacak. Bulunma durumuyla ilgili bir örnek. Şehir adlarını seçtim. Helsinki'de oturuyorum. Asun Helsing ise inesif ad durumuyla ifade ediliyor. Bunun harfi anlamı Helsinki'nin içinde oturuyorum. Ama diğer büyük bir şehir Tampere'dir. Tampere'de oturuyorum. Asun Tamperella. O zaman adesif ad durumunu kullanmak gerekir. Tampere'nin üzerinde oturuyorum. Bunun bir nedeni var. Bu da Tampere'den bir nehrin geçmesi. Eğer şehirden bir nehir geçerse inesif yerine adesif kullanılır. Türkçe'de ad durum eklerinin anlamı daha genel olduğu için böyle aslında gereksiz bir problem yaşanmıyor. Türkçe yine Fince'den daha mantıklı, daha matematiksel görünüyor. Ve şimdi son olarak sentaksa bakalım. Kelime öbeği yapısında farklar. Kelimeler cümlelerde tek başlarına kullanılmaz, gruplarda toplanır. Bu gruplara dil biliminde kelime öbeği veya daha kısa olarak öbek adı verilir. Her kelime öbeğinde çekirdek görevini gören, diğer kelimelerden daha önemli olan bir kelime bulunur. Bu kelimeye öbeğin başı denir. Örneklerde başları büyük harflerle yazacağız. Öbekler başlarının kelime türüne göre adlandırılır. Ad öbeği, sıfat öbeği, ilgeç öbeği, eylem öbeği, eylem öbeği gibi. Örneklerde görüldüğü gibi Türkçe'de öbeğin başı çok sistemli bir şekilde hep en sonda gelir. Fince'de ise önde, ortada ve sonda bulunabilir. Ad öbeği örneklerine bakalım. Belirtili damlama, ad damlaması, Kallen Auto, Kallen'in arabası, Rautatie Asema, demir yolu istasyonu, Türkçedeki gibi, Utinen Onettomu Desta, kaza hakkındaki haber, Fince'de baş ilk yerde bulunuyor. Vaikea kysymys miehelle, erkeğe zor soru, Fince'de baş ortada bulunuyor. Sıfat öbeği örnekleri, hyvin paksu, çok kalın, Türkçedeki gibi. Ama aivan valmis seika iluihin, tamamen maceralara hazır. Fince'de ortada, Türkçe'de sonda. Nuorempi kuin mina, benden genç, Fince'de başta, Türkçe'de sonda. İlgeç übeği, sana marinin kansa, sana marin ile, sana marin Finlandiya'nın kadın başbakanı. Yani tıpkı Türkçedeki gibi ama ennen sota,
savaştan önce. Eylem übeyi asuntuva ostava nainen, daire alan kadın. Türkçedeki gibi bu sıfat fiil grupları %100 Türkçedekiler gibi. Ama normal bir cümle, nainen osti kiryat, kadın kitapları aldı. Fince'de normal bir cümlede eylem ikinci yerde gelir, Türkçe'de en sonda gelir. Türkçe'de übeyin başı hep sonda bulunur. Dil bilimde bu gibi yapılara baş son, head final denilir. Zaten bilinen bir kural, niteleyen nitelenenden önce gelir kuralıdır. Fince'de karma bir sistemle karşılaşıyoruz. Örneklerde görüldüğü gibi baş son, baş ilk ve baş orta yapılar var. Dil devriminden önceki Türkçe'de yabancı asıllı baş ilk yapılar vardı. Mesela at übeyi meclisi mebusan, mebuslar meclisi şeklinde Türkçeleştirilebilir. Mahkeme-i şer'iye, şer'i mahkeme. Sıfat übeyi şayan-ı dikkat, dikkate değer. İlgeç übeyi Arapçadan kablel milad, milattan önce. Bütün übekler için bir tek kuralın olması matematiksel bir özelliktir. Dil devriminden sonra baş ilk yapıların bırakılması ve baş son yapıların tercih edilmesi Türkçenin matematiksel karakterini artırmıştır. Yan cümlelerde farklar. Türk tipi yan cümleler sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil gibi ögelerle, yani eylemsilerle, fiilimsilerle kurulur ve söz konusu ögeler yan cümlenin sonunda gelir. Batı tipi olarak adlandırabileceğimiz yan cümlelerde çekimli fiil kullanılır ve yan cümlenin ilk yerinde bağlaç veya ilgi zamiri gibi ögeler bulunur. Türk tipi yan cümlelerde eylemsiler baş sayılırken, Batı tipi yan cümlelerde bağlaç ya da ilgi zamiri baş olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla Türk tipi baş son, Batı tipi baş ilk sayılıyor. İşin ilginç yanı Fince'de hem Türk tipini hem de Batı tipini yan yana bulmamız. Yani Fince yine karma bir sistem olarak karşımıza çıkmakta. Birkaç örneğe bakalım. Sıfat işlevli yan cümleler. Türkçe'de bahçede duran araba mavidir denilebilir. Aynı cümle iki şekilde Fince'ye tercüme edilebilir. Batı tipi bir yapıyla auto, yoka seiso pihalla on sininden. Yoka ilgi zamiri oluyor. Ve Türk tipi bir yapıyla pihalla seysova auto on sininen. Va eki sıfat fiil ekidir. Diğer sıfat fiil yan cümle tipi Kalle'nin aldığı araba mavidir. Auto yonka kalle osti on sininen. Evet, Türk tipi Kalle'n ostama auto on sininen. Ma eki dik ekine tekabül eder. At işlevli yan tümce, Türkçesi, Kalle'nin ağladığını görüyorum. Fince'de yine iki seçenek var. Batı tipi seçenek, Nein ette Kalle itka, ette bağlaç oluyor. Türk tipi, Nein Kalle'n itkeven. Ve eki yine dik ekine tekabül ediyor. Ama bu eylem Fince'deki yan cümlenin mutlaka sonunda bulunmuyor. Ondan sonra başka ögeler olabilir. Onun için ayraçlar arasında üç nokta konulmuş. Zarf işlevli yan tümce, Kalle gelince Pekka gitti.
bağlaçla kun kalle tuli pekka lehti. İkinci seçenek, Türk tipi seçenek, kallen tullessa pekka lehti. Şart yan tümce isin, yan tümcesi için fincede bir tek seçenek var. Jos vesi olisi lemminta saisit uida. Su sıcak olsaydı yüzebilirdin. Jos tıpkı eğer gibi bir bağlaç oluyor. Fincedeki Türk tipi yan cümlelerden sıfat işlevli olanlar baş son, ad veya zarf işlevli olanlar ise baş orta oluyor. Fincedeki batı tipi yan cümleler ise baş ilk oluyor. Ama Türkçe'de bütün bu yan tümceler baş son. Türkçe'de yine bir düzen, bir birlik görülüyor. Dil devriminden önceki Türkçe'de batı tipi yan cümleler vardı. Verdiğim örnekler Jean Denis'in gramerinden. Sıfat işlevli yan cümle, bir insan ki nasihat dinlemez, felah bulmaz. Nasihat dinlemeyen bir insan felah bulmaz. Ad işlevli yan cümle için örnek. Sen bilir misin ki ev yandı? Evin yandığını bilir misin? Zarf işlevli yan cümle. Vakta ki sabah olur, Nizami gelir. Sabah olduğunda Nizami gelir. Bir daha dil devrimi Türkçenin matematikselliğini artırdı. Bu şekilde sonuca geliyoruz. Türkçenin iki önemli özelliği olarak sondan eklemeli olmasını ve ünlü uyumuna sahip olmasını vermiştik. Buna üçüncü bir özellik daha ekleyebiliriz. Baş son öbek yapısına sahip olması. Yani niteleyen, nitelenenden önce gelir. Hem ünlü uyumuna sahip hem de sondan eklemeli olan iki dilin birkaç noktada birbirinden farklı olabildiğini de gördük. Türkçe ile Fince'yi karşılaştırdığımızda şu farklarla karşılaştık. Ünlü uyumunun ayrıntıları, ekleme işlemi sırasında meydana gelen değişikliklerin sayısı ve niteliği, ad durum eklerinin sayısı ve anlamı, öbeklerin ve yan cümlelerin yapıları. Bu karşılaştırmadan Türkçenin genel matematiksel özellikleri ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Bir de kullandığım bazı kaynakları gösteriyorum. Ve size dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Fincesi kiitos. Stop share. Evet, Yuhan Hocam. Kitos. Kitos. Yüreğinize, yüreğinize, dilinize sağlık. Olağanüstü derecede güzel ifade buyurdunuz. Örnekler çok somuttu. Kullandığınız dil bilimsel kavramlar da çok güzeldi. Türkçe kavramlar da çok güzeldi. Maalesef biz Türkçe'de dil bilgisi kitaplarında dahi ki bütün dil bilimcilerin ortak kabul edebileceği bir TDK sözlüğü gibi temel bir dil bilgisi kitabımızda henüz yok. Yüzlerce dil bilgisi kitabı var ama kavramlarda dahi maalesef birleşemedik. Tamlayan mı, nitelenen mi, tamlanan mı, niteleyen mi henüz tam bir birlikteliğe ulaşamadık. Ünlü evet mi? Ahmet Hoca, ben de bu konuda zorluk çekiyorum. Ve Türkçeyi öğrencilerimize, hani üniversitede öğrencilerimize öğretirken de hep terimlerde zorluk çekiyoruz. Yani hangisini evet tercih edelim? Eylemi mi tercih edelim? Fiili mi tercih edelim? Yani böyle... Grubu mu tercih edelim? Öbeği mi tercih edelim? Efendim, ilgi eki mi diyelim? Genitif eki mi diyelim?
belirtmek mi diyelim, akusatif ekimi diyelim. Bir şey dikkatim çekti, uzaklaşma ekimi biz ablatif diye kullanıyoruz. Siz ebilatif şeklinde yorumladınız. Hangi dil kaynaklı bilmiyorum. Elatif, yani Fince'de iki tane ayrılma durumu olduğu için iki farklı isim kullanılıyor. Türkçe bir tane ayrılma durumu var. İngilizce gramerlerde ablatif kullanılıyor. Bu ablatif terimi Fince'de de var. Ama diğeri için elatif kullanılıyor. Yani nereden başlayacağımızı bilemiyorum. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Yani öz ifade bu. Tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Çok vakıfsınız. Sadece kavramlara değil, yöntem yönüyle çok yetenekli bir bilinciniz söz konusu. Her türlü övgüye layıksınız. Teşekkür yani ederim. Yani ben sadece Türkçe Fince'nin bu yapısal matematiksel açısından ünlü uyumları, ki ünsüz uyumlarına tam girmediniz. Ünsüz uyumu fenomeni Fince'de hiç yok. Yani çünkü ünsüz uyumunu gerektirecek durumlar ortaya çıkmıyor. Ama yumuşamalar var. Mesela T'lerin D olması gibi ya da D'lerin T olması gibi yumuşamalar var. Siz ona ünsüz derecelendirmesi. Derecelendirme dediniz. Evet. İlk defa karşılaşıyorum. Biz ona yumuşama diyoruz veya değişme diyoruz. Ama derecelendirme kelimesini de ilk defa sizden duydum. Evet. Yani bu olabilir. Fince'ye özgü bir fenomen. Ben şimdiye kadar başka hiçbir dilde buna rastlamadım. Ve sadece yumuşamayı kapsamıyor. Asimilasyonu, benzeşmeyi de kapsıyor. Amin. Mesela ranta, ranna oluyor iki ne ile. Ve ikisleşme olduğu gibi tekleşmeyi de kapsıyor. Kirko, iki, birinci ke var, ondan sonra iki ke. Kirkossa, o zaman iki ke, çift ke, bir tek ke haline gelir. Şimdi bunun fonolojisini daha araştırmam gerekiyor. Yani başka... siz daha çok, inşallah ömrünüz çok uzun olur, çok daha farklı karşılaştırmalı dil yapacağınız ben düşünüyorum. Diller arası karşılaştırmalar yapacağınızı düşünüyorum. Çok yararlı bilgiler verdiniz. Şimdi... Başta söylediğim gibi ben Macarca'yı da bu karşılaştırmaya eklemek istiyorum. Çünkü Macarca'da ünlü uyumuna sahip sondan eklemeli bir dil, önemli bir dil. Macarca Fince'ye uzaktan akraba ama Türkçenin Fince'ye akrabalığına artık pek inanılmıyor. Bu teori bırakıldı. Yani çok uzak zamanlarda belki akrabalık vardı. Bugün Tuvaca'da da, Yakutça'da da çok eski dönemlerde ana dilden ayrılmış kollardı. Ama bugün ben şahsen Yakutça'ya, Tuvaca'ya veya Çuvaççı'ya Türkçenin akrabası demekte zorlanıyorum. Ama bazı bilciler ikisini lehçe, diğerlerini şive olarak kabul ediyorlar. Yani bir şey var Yohan Hocam. Yani orayı bildiğinize eminim ama üzerinde durmadınız. Bizi izleyen değerli izleyicilerin bilgisine sunmak açısından ifade etmek istiyorum. Türkçe'de en yaygın, özellikle Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinde yaygın olan çoklu vekil larler. Evet. Malumlarınız bu diğer Türk lehçelerinde, Kazakça'da vesaire harfler haline de dönüşebiliyor. Ama bizim tek çoklu vekilimiz bu larler değil veya onun versiyonları değil. Yani biliyorsunuz özellikle organ isimlerinde kullandığımız bir Z çoklu vekil var. Z çoklu vekil. Göz, ve diz, omuz, göğüs, ağız gibi kelimelerde kullandığımız bir çoklu vekil var. Bir de
eski Türkçe, yani 10 yüzyıl önceki Türkçe, 10 yüzyıl, 15 yüzyıl önceki eski Farsçadan mı aldı, yoksa eski Farsça, eski Türkçeden aldı, kendisi daha mı çok geliştirdi? O konuda biraz muamma var. An en çoklu bir dil. Mesela evet. Oğul kelimesine geliyor, oğlan oluyor, çocuklar. Oğlan, bugün sadece er, eren gibi. Er, eren, kız, kızan gibi çoklu geçiş var. Ama biz bazı kelimelerden muhafaza etmişiz. Fakat Farsça'da çok yaygın olarak an, en, eki bugün hala kullanılmakta biliyorsunuz. Yani sadece çoklu dilimiz larler değil, en yaygın kullandığımız ek o. Ama bunun dışında z ve an, en çoklu dilimiz de var. Değerli izleyicilerimiz bilsin diye ifade etmek istedim. Bu konuda sizin düşünceniz var mı? Bu z ve an, en ekleriyle ilgili, kökenleriyle ilgili, yani Türkçe kökenli mi yoksa başka dillerden mi alınma gibi bir düşünceniz var mı? Araştırmanız var mı? Evet, ben bu olanağa inanıyorum. Bir çoğul eki bir dilden başka bir dile geçebilir. Buna inanıyorum ama bu eski Türkçe'de gerçekten öyle oldu mu bunu bilemiyorum. Ama bu olanak var. Anlattığım gibi Hollandaca'da yabancı kelimelerde yabancı çoğul ekleri de kullanılır. Mesela museum, müze, onun çoğulu musea oluyor a ekiyle. O a eki tıpkı Latince'deki gibi. Yani bir ekler alınabilir, başka dilden alınabilir. Çok doğal tabii. Efendim şimdi tensip buyurursanız Zoom'dan katılan Mesude Günay hanımefendinin düşüncesini okuyayım. Diyor ki Mesude Hanım, bu güzel sunum için teşekkür ederim. Neden Türkçe ile Fince'yi karşılaştırma gereği duydunuz? İkinci sorum şu diyor. Çocuklarda aynı anda üç dil konuşmak doğru mu? Üçüncü evet. Bir soru. Dil öğrenmenin yaşı var mı? İleri yaşlarda da dil öğrenmek mümkün mü? Demiş. Evet. Yani neden Türkçe ile Fince'yi, aslında bunu söylediniz siz. Eklemeli diller olması, özellikle sondan eklemeli dil olması, ünlü uyumlarından dolayı akrabalık dereceleri olduğu için, tabii uzak akrabalık, bu yönlerden karşılaştırma ihtiyacı evet. Hissettiğini yani aslında bu Türkçe ile Fince'yi karşılaştırmam benim için biraz doğal oluyor. 13 yaşındayken Türkçe'yi öğrenmeye başladım ve hemen Türkçe'nin yapısı beni büyülemeye başladı. Bunu hemen matematiksel bir yapı olarak nitelendirdim. Ve Türkiye'nin dışında Orta Asya'da konuşulan lehçelerinde aynı yapının, aynı matematiksel mantıklı yapının bulunup bulunamayacağını anlayabilmek için o dilleri öğrenmeye, o lehçeleri öğrenmeye başladım. Ve bu şekilde Türkçeyi Özbekçe ile, Türkmence ile, Kazakça ile, Kırgızca ile karşılaştırabildim. Şimdi bir adım daha ileri atıyorum. Sadece Türkçe ile bağlantılı diller değil, aglutinatif, yani sondan eklemeli dilleri ele alıyorum. Onları karşılaştırıyorum. Sistem farkları neler? Ve bunların sondan eklemeli olmasından yapılarının hepsinin Türkçedeki gibi baş son olması kaynaklanmıyor. Nasıl diyeyim? Buna bu sonuca bu sonuç bu sonuçlanmıyor demem gerekiyor. Yani önceden Türkçenin, Fince'nin morfolojisine
baktığımda Türkçe'ye çok yakın olduğunu fark ettim. Acaba sentaksı da mı Türkçeninkine yakın diye sordum kendime. Ama öyle değilmiş. Fince'nin sentaksı çok farklı. İkinci bir soru var. Çocuklarda aynı anda üç dil konuşmak doğru mu demiş? Eğer o üç dil farklı kişiler tarafından konuşulursa doğruymuş. Mesela bir baba, İngiliz bir baba, Türk bir anne. Şöyle diyelim, Belçikalı bir baba ve Türk bir anne. Bu anne çocuğuyla Türkçe konuşabilir. Baba çocuğuyla Hollandaca konuşabilir. Baba ve anne aralarında İngilizce konuşabilirler. Bu çocuklar için sorun yaratmıyormuş. Ama aynı kişi çocukla konuşurken diğer farklı diller kullanmaya başlarsa soruna yol açarmış. Yani çocuk belirli bir dili belirli bir kişiyle özdeşleştirebilmeli. Mesela Hollandaca babamla konuştuğum dil, Türkçe annemle konuştuğum dil, İngilizce babamın annemin aralarında konuştukları dil. Yoksa yani çocuğun aklı karışabilir. Evet. Mesut Hanım'ın şöyle düşüncesi de vardı. Dil öğrenmenin yaşı var mı diyor. Dil öğrenmenin yaşı yok ama ya, insan genç yaşta dili daha kolay öğrenir. Çünkü dili hiç stres yaşamadan da öyle öğrenir. Ben de şöyle bir tecrübe var. 15, 16, 17 yaşlarında öğrendiklerimi hala aynen hatırlıyorum. Ama 2 yıl önce öğrendiklerimi tekrar unutmuş gibi oluyorum. Çok ilginç. Arapçada bir deyim var. Genç yaşta, çocuk yaşta öğrenilenler taşa kazınmış gibi oluyor. Yani hiç silinmiyor. İnsan ne kadar yaşlı olursa olsun. Ama daha sonra öğrenilenler öyle hafif bir katman gibi yine yok olabilir. Şimdi buna rağmen çektiğim güçlüklere rağmen dil öğrenmeye devam ediyorum. Mesela bir hafta önce Estonya'daydık. Yani eşimin doğum gününü orada kutladık. Kızımız Helsinki'de master okuyor ve Helsinki'den vapurla Tallinn'e gelebildi. Yani bir aile birleşmesi gibiydi. Ben de o zaman biraz Estonca öğrenmeye başladım. Yani mutlaka yapmak istiyorum. Bir ülkeye gittiğimiz zaman mutlaka o ülkenin dili üzerine bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ve Estonca, Fince'nin çok yakın akrabası. Ve çok ilginç tespitlerde bulundum. Fince'de ünlü uyumu varken Estonca'da tamamen bırakılmış ünlü uyumu. Ve Estonca ünlü uyumu olmadan mükemmel bir şekilde işliyor. Fince'deki sistemdeki bazı mantıksızlıklar Estonca'da giderilmiş. Yani o sistemler birbirine çok yakın. Ama bazı noktalarda Estonca biraz daha mantıklı. Yani bu şekilde dil
öğrenmeye devam ediyorum. Belki bir ay sonra öğrendiğim Estoncayı tekrar unutmuş oluyorum. Şimdi daha yaşlı olduğum için. Ama buna rağmen devam ediyorum. Efendim, Yuhan Hocam, Aybüke Betül şöyle bir düşüncesini beyan etmiş çokluk ekleriyle ilgili olarak. Eski Türkçe'de yazılı dilde mevcut olan tigit, alpagut sözcüklerindeki çokluk ekinin Moğolca kökünün olduğu belirtilmektedir demiş. Clauson'un sözlüğünü kaynak göstermiş. Yani bir evet. Bu ıt, it, ut çokluk eklerinden söz ediyor Aybüke Betül. Eski Uygurca ve Göktürkçe üzerine çalışmalar olan üniversite hocası. Evet. Evet. Yani aynı T eki Fince'de de bulunuyor. Autot arabalar. Ama bu bir tesadüf olabilir. Çünkü yani çoğul eki olarak kolay bir şekilde her kelimeye eklenebilen bir sese gerek var. Ve T sesi bu kritere uyuyor. Yani Türkçe ile, eski Türkçe ile, Fince ile hiç bağlantısı olmayan başka dillerde de T eki bulunursa bu bence şaşırtıcı değil. Kökeni Clauson'un belirttiği gibi Moğolca'ya mı dayanıyor? Sizce size göre de öyle mi? Yani benim araştırmam olmadığı için bilemiyorum. Moğolca üzerinde çalışma ben yaptınız mı? Ben de araştırmadım. Ama eskiden Altay dillerinden söz ediliyordu. Altay dilleri. Yani Türk dilleri, Moğol dilleri, Tungus dilleri. Ama artık bunun bir dil ailesi, tabii, genetik tabii. Bir dil ailesi olduğu teorisi bırakıldı. Ve bir Sprachbund'dan söz ediliyor. Aynı bölgede konuşulan dillerin arasında zamanla ortak özelliklerin sayısı artıyor. Böyle bir Balkan Sprachbund'u da var. Balkan'daki bütün Balkan'daki hiçbir dilde mesela eylemlik yok. Mekmak eki gibi bir ek yok. Birbirleriyle temasta oldukları için birbirlerini etkilemişler. Ama aralarında akrabalık bağları, yakın akrabalık bağları yok. Yani bu Moğolca'nın eski Türkçe'ye bir etkisi olabilir. Ben dil bilimci olarak bunu bu şekilde evet. Açıklardım. Evet, çok teşekkürler. Mehmet Deniz Bey şöyle yazıyor. Güzel ve anlaşılır sunumunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gençlerin üniversiteleri kendi dilinde değil de başka dillerde devam etmeleri nasıl değerlendirirsiniz diyor. Yani şunu demek istiyor kanaatimce. Yabancı dil öğrenmek çok gerekli ama yabancı dille öğrenim yapmak doğru mudur şeklinde bir sorusu var. Mesela Türkiye'de özellikle İngilizce İngilizce ile öğrenim yapılmakta kimi üniversitelerde, özellikle kimi bölümlerde. Batı ülkelerinde veya gözlemlediğiniz diğer ülkelerde yabancı dille öğrenim de yapılıyor. Bu konudaki düşünceniz de yabancı dille evet. Öğrenim yapılabilir mi, uygun mudur? Tabii ki dil zaten size ulaşmak mümkün değil de iki dil, üç dil bilmek çok büyük bir meziyet. Ama yabancı dille, ana dilini bırak yabancı dille öğrenim yapmak ne derece doğru? Bu konudaki düşüncenizi istiyorum. Evet, çok güzel bir soru. İngilizce ile öğretimin yani birçok avantajları olduğu şüphesizdir, tartışmasızdır. Mesela bilim dünyasında özellikle son 10 yıllarda İngilizce makale
yazmak, yazabilmek çok önemli. Ve İngilizce öğrenimini İngilizce yapmış olan biri bunda daha az zorluk çeker. Ama aynı zamanda bence tehlikeli dil için, ana dili için tehlikelidir. Çünkü ana dili bilimsel bir şekilde işlenmeye devam edilmiyor. Mutlaka bence ana dilinde bilim üretmek gerekli. Yani bundan vazgeçtiğimiz an artık ana dili bilime uygun olmamaya başlayacak ve zamanla ana dilinde bilim yapılamaz duruma gelinecek. Bir dil kendiliğinden bilim dili olmaz. Bir dil işlenerek bilim dili olur. Yani bir kurum tarafından işlenebilir. Bilim adamları, bilim insanları makalelerini o dilde yazarak dili işleyebilirler. Yeni kavramlar için Türkçe terimler bulabilirler. Yoksa önce bir çeşit dil kirlenmesi meydana geliyor. İnsanlar dillerinde yabancı kelimeler kullanmaya başlıyorlar. Mesela İngilizce terimler kullanmaya başlarlar. Gittikçe daha çok kendi dillerinden utanmaya başlarlar ve en sonunda kendi dillerini tamamen bırakıp İngilizceyi dil olarak kabul ederler. Bu tabii yani SF'le karşılaşılacak bir gelişme. Onun için bence yani her dil mutlaka işlenmeli ve bilimde ve dilde her dilde bilim yapılmalı, yapılmaya çalışılmalı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok bilinçli bir yaklaşım. Nurettin Konaklı Bey diyor ki bir sivil toplum örgütlü Nurettin Bey, MESVAK Genel Başkanı, mükemmel bir sunum oldu. Yohan Hoca'ya ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Dil doktoru Aybüke Betül Doğan ise şöyle diyor. Değerli hocamızın bu güzel sunumu için çok teşekkür ederiz. Çok faydalı oldu. Ural Altay Dil Ailesi'nin Altay Okulu'nda değerlendirilen Türkçe'nin Ural grubundan bir dil olan Fince ile bağlantılarını ve farklılıklarını göstermesi de çok etkileyici ve bilgilendirici oldu. Tekrar değerli sunum için çok teşekkür ederiz demiş. Ben de teşekkür ederim. Feyza Altınkamış ise şöyle diyor. Sevgili hocam, başkanım, Yohan'ı bir kez daha dinlemekten gurur duydum. Sizin tanıdığınız Feyza Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam size de demiş ve ayrılmak zorundayım izninizle demiş. İyi akşamlar demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. YouTube'a şöyle bir bakıyorum Yohan Hocam. Burada Muharrem Ali Bey, marka filozofu lakaplı Muharrem Ali Bey iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Nail Han geldi. Kendisi benim eski öğrencilerimden tıp doktoru, Afganistan kökenli, Özbek kökenli bir kardeşimiz. Teşekkür ediyor. Ağzınıza sağlık Yohan Hocam demiş. Teşekkürler. Nuri Erkenci Bey kendisi enerji uzmanıdır. Şöyle ifade buyurmuş. Mükemmel bir dil bilimci, bilim insanını tanıdığım için çok mutluyum. Akademik sunum için Sayın Profesör Doktor Yohan Van de Velle'a gönülden teşekkürlerimi sunuyor. Başarıların devamını diliyorum demiş. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Şimdi Yohan Hocam müsaade ederseniz ben sesleri açmak istiyorum. Çok değerli bilim insanları var. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı, edebiyatçı, eski Türk edebiyatçısı ama dile vakıf bir
akademisyen İlhan Hocam muhtemelen bir şeyler söyleyecektir. Yine Giresun Üniversitesi'nde müşterek dostumuz Ahmet Güngör Hocam var. Söylemek istedikleri olabilir düşüncesindeyim. Ve diğer birkaç arkadaşımızın da sözlü ve görüntülü sorusunu ve düşüncesini alalım. Daha sonra YouTube kaydını bitirelim istiyorum. Evet, çok güzel. Teşekkürler. Evet, buyurun, konuşmak ister misiniz? Değerli dostlar, değerli hocalarım, el işareti gönderiniz lütfen. Pardon, ben sesi açayım. Sesi açmadım. Çok özür diliyorum. Sesi açtım. Evet, konuşmak isteyenler buyursunlar. Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Genel Başkanı, şair ve yazar, düşünce insanı Yahya Kengin Bey öncelikle el kaldırdı. Buyurun efendim. Sesi açabilir misiniz Yahya Bey? Bir kere tıklayacaksınız. Görüntüyü kapattınız Yahya Bey. Siz sesi açıncaya kadar konuşmak isteyen başka dostumuz, hocamız var mıdır? İlhan Hocam, İlhan Genç Hocam, Eski Türk Edebiyat Profesörü, Rektör Yardımcısı. Buyurun efendim. Öncelikle Yuhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok öğretici bir konuşmaydı benim için. Ve bu arada da gıpta ettim. Özellikle diller konusundaki bu kadar enerjisine hakikaten çok teşekkür ediyorum, bize böyle bir ziyafeti de çektiği için. Ben de teşekkür ederim. Şunu sormak isterim. Gördüğüm kadarıyla dile önce gramer olarak mı bakıyorlar? Onu çok merak ettim. Çünkü bu kadar analiz olunca bir edebiyatçı olarak şaşırdım doğrusu. Önce sanki sözcüklerle, kelimelerle değil de gramer olarak bakması bir avantaj mı sağlamış kendisine? Evet, teşekkürler sorunuz için. Ben bir dile baktığım zaman söylediğiniz gibi önce gramere bakıyorum. Bu da geçmişimle ilgili. Benim ilk üniversite tahsilim mimar mühendislikti. Ve hep ya matematik üzerine okudum. Tezimi eski Türk, geleneksel Türk evi tipi üzerine yazdım. Bu bir çeşit gramerdi. Eski Türk evi tipini meydana getiren kuralları aradım ve bunu sanki bir gramer yazar gibi betimledim. Yani hep dil bilimi seçtim. Edebiyatla da ilgileniyorum ama edebiyat hiçbir zaman benim araştırma konum olmadı. Teşekkür ediyorum. Evet, yeterince cevap verebildim mi acaba? Gayet gayet tatmin ediciydi. Sağ olun. Şükranlarımı sunuyorum. Rica ederim. Evet, Yahya Hocam, kıymetli büyüğüm, açabildiniz mi sesi? Bir kere tıklayacaksınız. Lütfen ses üzerine mute bölümündeki çarpıyı kaldırmanız gerekiyor Yahya Hocam. Ses bölümündeki üzerine bir tıklayın bir kere. Bizi duyuyor musunuz peki Yahya Hocam? Yanlış yere tıkladınız. Ses bölümü var, mute, mikrofon bölümü var. Orayı bir tıklayın lütfen. Bir kere tıklayacaksınız, iki kere değil, bir kere. Peki siz uğraşa durun lütfen. Konuşmak isteyen, soru sormak isteyen başka dostlarımız var mı?
Celal Bey. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar, İyi akşamlar efendim. Buyurun. Hocamı dinledim. Sınıfta kaldım. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun bir formülü var mı? Öğreneceksin, karşılaştıracaksın ve herkesin anladığı dilde anlatacaksın. Bu çok zor bir şey. Nasıl beceriyor? Beslenmede mi sorun var? Okumada mı sorun, bizde sorun var? Bu konuda nasıl kendini böyle yetiştirdi merak ettim doğrusunu isterseniz. Tebrik ediyorum. İyi ki varlar. Örnek olurlar. Arkadan gelenler takip ederler. Benim yaş 75 oldu. Öğrenmenin yaşı yok diyorlar ama yetişmem mümkün değil. Arayı çok açmış John Bey. Onun için tebrik ediyorum kendilerini. Evet, çok teşekkür ederim. Bu Türk merakı, Türk halısı var arkanızda. Yanlış mı görüyorum? Bizden sanki bir desen. Ben öğretmenliği hep sevdim. İlkokuldayken 3. sınıftaydı. Öğretmenime teneffüslerde bazı şeyleri öğretmeye de başladım. Mesela biner sayıları öğrettim teneffüslerde. Bu en eski hatıralarımdan. Ama hep öğretmenliği sevmişimdir. Yani bana büyük bir zevk veriyor anlattığım bir şeyin anlaşılması. Ve yıllarca yetişkinlere, üniversitenin dışında da yetişkinlere Türkçe ve Arapça dersleri verdim. Belçikalılara çok zor gelen, çok yabancı gelen o iki dili vatandaşlarıma üretebildiğimi görünce yani çok sevindim. Bu bana çok büyük bir memnuniyet verdi. Evet, Yahya Bey sesi açabilir misiniz? Buyurun. Geliyor sesiniz, buyurun. Kamerayı bir ortalayabilir misiniz lütfen? Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gıpta edilecek bir birikim. Rica ederim. Şimdi bir sorum şu. Müzikalite bakımından Türkçeyi nasıl değerlendirirsiniz? İki, Türkçe şiirleri, Türk diliyle şiirleri artı eksi bakımından nasıl buluyorsunuz? Evet. Yahya Bey, bu soru için çok teşekkürler. Türkçe'de 8 tane, bazılarına göre 9 tane ünlü var. Bu Farsça'da yok, Arapça'da yok. Ve bunu hep sevmişimdir, o ünlülerin zenginliğini, ünlü açısından Türkçenin zenginliğini. Ben hem yeni şiirlerden zevk alabiliyorum, hem de divan şiirlerinden zevk alabiliyorum. Onların müzikalitesi çok farklı. Ama her ikisinin ayrı, yani ikisinin ayrı tadı var. Bundan zevk alıyorum. Şimdi çok şiir okumuyorum ama şiir okumaktan da şiir okumayı beğeniyorum ama buna çok zaman ayıramıyorum maalesef. Evet. Teşekkür ederim efendim. Bir şey değil. Yuhan Hocam, müşterek dostumuz Ahmet Güngör Hocamız size çok teşekkür ediyor. Sunum için özellikle çok başarılı olduğunu söylüyor. Çok teşekkür ederim.
YouTube'dan yazan yine dostlarımız var. Vecihi Acun şöyle diyor. Çok teşekkürler Yohan hocamızı tanımaktan çok mutlu oldum diyor. Nermin Gültek şöyle diyor. Çok faydalı bir sunum oldu. Çok istifade ettik. Türkçe ve Fince ile ilgili çok değerli analizleri ve verdiği bilgi ve örneklemeler için Yohan Bey'e ve diğer katılımcılara çok teşekkür ederiz diye bir ifade de bulunmuş. Evet, çok teşekkür ederim bu güzel sözler için. Evet, soru sormak isteyen Muharrem Ali Bey, konuşmak ister misiniz? Salih Yalçın Bey, Mehmet Deniz Bey, Elina Davelose, çok özür diliyorum, hanım mıdır, bey midir? Elina hanım yanılmıyorsam değil mi? Hanımdır, evet. Evet, konuşmak isterlerse, Türkçe biliyorsa, lütfederse memnun kalırız. Buyurun efendim. Salih Bey buyurun. Efendim hayranlıkla seyrettik değerli hocamızı. Hakikaten teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür herkese, ederim. Allah herkese böyle zeka ve kullanmayı nasip eylesin. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Evet. Bir espriyle girmek istiyorum araya. Müsaade var mı? Tabii buyurun Yahya Bey buyurun. Efendim öğrenciliğimizde bize bir şey anlatmışlardı. Bir insan, bir bilim insanı 79 dili öğrenmiş. Bu dil her öğrenildikçe beyinde büyüme yaparmış her artı dil. 80. dile gelince beyin o kadar büyümüş ki patlak vermiş ve çembere alınmış. Biz espri olarak anlatılırdı. Bilmiyorum böyle bir şeyden, böyle bir yaklaşımdan, bu espri yaklaşımdan haberi var mı sayın? Evet, bu soru bu soru bazen soruluyor. Bir insan bu kadar dili nasıl öğrenebilir? Ahmet Hoca'nın da söylediği gibi, bildirdiği gibi bütün o dillerde seviyem aynı değil. Uykuya dalan diller var. Uzun bir süre, mesela 5 yıl, 10 yıl kullanmadığım dil uykuya dalar. Onu yine uyandırabilirim. Ben de bir yerde okudum. İnsan hafızasının kapasitesi sınırsız gibiymiş. Yani mutlaka 80 dil insan beynine sığar. Eğer insan 80 dil, eğer 80 dil öğrenirse, öğrenseydim. Ama bazen hani birçok dil öğrendiğiniz zaman bazı şeyleri karıştırmaya başlayabilirsiniz. Mesela ben İskandinav dillerini inceledim. Önce Danca'yı, ondan sonra Norveççe'yi, ondan sonra İsveççe'yi öğrendim. Bu arada İzlandaca'yı da öğrendim. Ama bunları pasif bir şekilde öğrendim. Yani dinleyerek ve okuyarak öğrendim. Dinlediğim zaman güzel anlayabilirim. Ama konuşmaya çalıştığım zaman karıştırma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorum. Beni o dilleri konuşmaya zorlayan durumlar yani hiç olmuyor. Yani bu aslında bir problem değil. Eğer insan dilleri karıştırmamak isterse daha da çok gayret etmek zorunda ya da belirli bir süre için bu dillerden birine odaklanmak zorunda kalır. Benim hiçbir zaman dünya rekoru kırma hevesim olmadı. Yani amacım
dil fenomenini anlamak ve dil fenomenini sadece bilimsel yayınları okuyarak, inceleyerek anlamak değil, dili bizzat yaşayarak anlamak benim amacımdır. Sanki dil bir yazılım gibidir. Benim beynim donanım oluyor. Ben o yazılımı beynime yüklüyorum ve beynimde çalıştırıyorum ve buna bir his veriyor. Ondan zevk almasını biliyorum. Evet, benim... Muhteşem bir olay. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda bir de kendisi daha çok ekonomist olmasına rağmen dille ilgili çalışmaları olan çok değerli bir konuğumuz var. Etkin Düşünce Akademisi'nde üyesi Burak Eke Bey. Konuşmak ister misiniz efendim? Hocam memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Sevgili saygıdeğer hocamıza da çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sayenizde hem çok enteresan bir karşılaştırma izledik. Öğrenebildiğimiz kadar öğrendik. Hem de gerçekten çok az bulunur, çok değerli bir insan örneği, insan modeli ile tanıştık. Çok teşekkür ederim. Benim bir sorum olacak. Bu noktada da çok doğru bir insanı bulduğumu düşünüyorum. Bu karşılaştırmalı dillerde, karşılaştırmalı dillerden önce insanın çıkartabileceği sesin sınırlı olduğunu biliyorum. Evet. Hatta bunun bilimsel olarak da tespit edildiğini biliyorum. Bizdeki dil bilim kitaplarında farklı rakamlar okudum bununla ilgili. O yüzden rakam vermek istemiyorum. Onun alt sesleri olduğunu da biliyorum. Yani bürünü karıştırmadan da alt sesleri olduğunu biliyorum. Ama netice itibariyle insanın çıkartabileceği sesin sınırlı olduğunu biliyorum. Ve her dilin de bu sesler içerisinde bu belirli bir kısmını kullandığını biliyorum. Yani 100 ses çıkartabiliyorsa insan toplam olarak, işte Türkçenin bunun 20'sini kullandığını biliyorum. Öncelikle bu bilgilerimin doğru olup olmadığını sormak istiyorum. Ona göre bir başka şey daha soracağım. Evet, sorunuz için teşekkürler. Söylediğiniz gibi her insan, her ana dili o seslerden belirli bir kısmı seçer ve bazı dillerde kullanılan seslerin sayısı çok sınırlı. Bazılarında o sayı daha yüksek. Bu bir açıdan alfabeye de yansıyor. Eğer her ses için, her fonem için bir harf kullanılırsa, yani alfabetik bir sistem olursa, bazı dillerin alfabesi çok sınırlı. Mesela sadece alfabesinde 16 harf olan diller var. 40-50 tane harf bulunan diller de var. Yani ben de buna inanıyorum. Bu bence doğrudur. Teşekkür ederim. Buradan hareketle şöyle bir şey sormak istiyorum. Siz tabii bu dili biraz önce ifade ettiğiniz gibi yalnızca bilimsel olarak incelemenin ötesinde onu yaşayarak pek çok dili öğrenmiş insansınız. Bu seslerin tabii insan üzerinde de bir etkisi var. Dolayısıyla o yani ses yapısının
bir anlamda insan karakterini etkilediğini de söylemek mümkün. Karakterde derken neticede kimliği de etkilediğini söylemek mümkün diye düşünüyorum. Veya bunu soru olarak lütfen siz alın. Hani size hocam biraz önce ifade etti, dili çok sevmekle beraber size yorum yapacak düzeyde bir derinliğe sahip değilim maalesef. Yani bütün tespitlerimi lütfen siz soru olarak alın. Evet. Böyle olduğu zaman biraz da tabii Türk devriminden bahsettiniz. Harf devrimi, yazı devrimi. Önceki dili de çok hakimsiniz. Bu harf devrimi, yazı devrimi ve genelde Türk devriminin karakterin oluşmasına da veya ulusal kimliğin oluşmasına da bir tesiri olmuş olabilir mi? Bunda yani ses, dilin ses yapısının değiştirilmiş olmasının bir önemi olabilir mi? Ki bu konuda 1928-39 arasında Atatürk'ün ve arkadaşlarının çok yoğun bir çalışma yaptığını biliyoruz. Kökeni anlamak bakımından da, kökene ulaşmak bakımından da bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Buradan hareketlendi gene şunu sormak istiyorum. Matematiksellik göreceli diye ifade ettiniz. Böyle baktığımızda eski Türkçe'ye doğru gittikçe, eski Türkçe'den kastettiğim yazıtları da okuyabildiğinizi özgeçmişten anladım. Kökene doğru gittikçe acaba dil daha matematik bir hale geliyor mu? Bunu sormak istedim. Veya Türk dilleri arasında işte Özbekçe, Kazakça, Kırgızca ve bizim Anadolu Türkçesi arasında bu anlamda bir değerlendirme yapmak isteseniz ne söylersiniz? Hocam kusura bakmayın biraz işgal ettim ama teşekkür ederim. Evet, pek çok soru soruyorsunuz. Yani tek tek cevaplandırmaya çalışayım. Dilde kullanılan sesler kimliği etkiler mi? Bu birinci sorunuzdu. Ben şahsen buna inanmıyorum. İnsanın konuştuğu dil kimliği, daha genel olarak insanın konuştuğu dil insanın kimliğini etkiler mi? Yani bu konuda birçok tartışmalar oldu. Sapir-Whorf varsayımı ortaya atıldı. Ama artık bu varsayım bu yaklaşım bırakıldı. Türk yani harf devrimi, dil devrimi Türk insanının karakterini nasıl etkiledi sorusuna gelince, dil devriminde pek çok kavram için kullanılan eski kelimeler kaldırıldı. Yerine yeni kelimeler konulmak istendi. Ama maalesef bu her zaman başarılı olmadı. Bazen eski terim bırakıldıktan sonra o boşluk dilde kaldı. Ve boşluk yeni bir kelimeyle giderilmedi. Bu da insanlarda bir takım zorluklara yol açabilir. Ben sanırım düşünebilmek için insanın kavramları bilmesine ve düşündüğü kavramların karşılıklarını, dildeki karşılıklarına ihtiyacı var. Mesela fenomen kelimesi var. Fenomen kelimesi Yunanca asıllı bir kelime.
dil devriminde görüngü kelimesi önerildi. Görüngü kelimesi bence Türkçe'nin kuralları açısından doğru bir kelime. Ve başka dillerdeki gibi görünmek fiilinden türetilmiş. Benim ana dilim Flamanca'da, Hollanda'da verschijnsel deniliyor. Verschijnen görünmek oluyor. Verschijnsel görüngü. Rusça'da yevliyeniye yavliyatsa görünmek oluyor. Yevliyeniye görüngü. Yani pek çok dilde fenomen kelimesinin, fenomen kavramının karşılığının görünmek anlamındaki bir fiilden türetildiğini görüyoruz. Ama görüngü kelimesi bence herkes tarafından kabul edilmeyen bir kelime. Bu çok yazık bulduğum bir şey. Ahmet Hoca'nın da başlangıçta söylediği gibi terimler çok önemli ve terimler tam olarak oturmadı Türkçe'de. Bilim yapabilmek için önce terimler üzerinde anlaşmak gerekir diye düşünüyorum. Yani o terimler konusundaki problemlerin, sorunların, ihtiyaçların çabuk giderilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kökene doğru gittikçe dil daha matematikleşiyor mu? Bence tam buna cevap vermek biraz zor. Yani eski Türkçeden yeni Türkçe, modern Türkçe'ye doğru olan gelişme hep daha karmaşık hale gelme yöndedir. Mesela eskiden gelmek fiili vardı. Gele yorur, gelerek gidiyor anlamında aslında. Bu geliyor oldu. Geliyor idi. Yani bu iki kelimeden geliyordu meydana geldi. Yani bağımsız kelimeler ek haline geliyor. İle eki, pardon, ile edatı le eki haline geldi. Ekleşti yani. Yani bir karmaşıktan basite doğru bir gelişmeyi değil, bence basitten karmaşığa doğru bir gelişmeyi görüyoruz. Ve Türk lehçeleri arasındaki ilişkilere gelince, tabii önemli farklar var. Özbekçeyi ünlü uyumunu tamamen bırakmış bir Türk lehçesi. Şimdi bu soruya cevap vermek biraz zor oluyor daha. Değerli hocam, benim bu konuda düşünmeye ihtiyacım var. Benim amacım sizi daha çok konuşturmak. Onun için ben fazla yorum ve düşünce beyan etmemeye gayret ediyorum. Burak Eke değerli dostumuzun sanıyorum sorusu sizin şöyle açıklamanıza binaen olmuştur diye düşünüyorum. Siz Osmanlıca'daki, malumunuz Osmanlıca yazarların, sanatçıların, bürokratların diliydi. Yani aydın bir zümrenin dili. Türkçe en eski Türkçeden itibaren 3000 yıllık seyir içerisinde, daha öncesinden söz etmiyoruz, kendi doğal koşulları içerisinde, coğrafyaları içerisinde, komşuluk münasebetleriyle her coğrafyada ana dil lehçeleşti. Ana dilin lehçeleri de kendi içinde ağızlara bölündü. Bugün Türkiye Türkçesi, Türkçenin bir lehçesi, ortalama 20 kadar da ağzı söz konusu. İstanbul ağzı da Türkiye Türkçesinin bir yazı dili.
her lehçenin de böyle bir kültür ve sanat merkezliği yapmış olan şehri o dilin, o lehçenin bir yazı dili konumunda. Şimdi sizin verdiğiniz Osmanlıca'daki bazı kelimelerden Türkçenin gramerine o baş son, sonlardaki baş ögenin olmadığı Osmanlıca tamlamalar örnek verdiniz. Atatürk'ün devrimiyle, harp inkılabı ve akabindeki dil inkılabıyla sadeleştirme, özleştirmecilik dönemleri Atatürk'ün oldu. Ama vefatından önceki son dil politikası Atatürk'ün sadeleştirme idi. Kökenin ne olursa olsun Arapça, Farsça, Ermenice, İtalyanca, Fransızca efendim yazı dilinde ve konuşma dilinde var ise Anadolu insanı biliyor, konuşuyor, anlıyor ise o kelimenin kökenine bakılmaz. Onu Türkçe olarak kabul ederiz anlayışı Atatürk'ün son dil anlayışıydı. Bu anlayış çerçevesinde Türkçenin gramerine, efendim, eklemeli yapısına, o son eklerin bir kural karmaşıklığa gitmeden bir kural bütünlüğünü oluşturması, matematiksel özelliğinin daha çok ortaya çıkmasını sağlayıcı bir konum kazandı dil devrimiyle. Bir milli kimliğini daha etkin olarak yansıtabildi. Malumlarınız dil, milli kültürün en önemli alt unsuru. Dolayısıyla kendi milli dilinin özelliklerinin ortaya çıkarılması Atatürk döneminde daha baskın olarak öne çıkarılma gayretleri aynı zamanda millete de dolaylı da olsa bir milli kimlik kazandırmaya başladı. Lakin Batı dillerinden özellikle teknolojiyle birlikte gelen pek çok kelime mevcut. Bu kelimeler özellikle 50'li 60'lı yıllardan sonra diğer dilleri teknolojinin hakim olmadığı ülkelerin dillerinde olduğu gibi Türkiye Türkçesinin de menfi yönden etkiledi. Ama bunun da karşılığı dil bilimciler tarafından bulundu. Bazı üstad, düşünce insanı insanların kullandığı kelimelerle yansıtıldı ve millet tuttu veya tutmadı. Yani göründü kelimesi tutmadı. Yapısal olarak olağanüstü derecede güzel bir kelime olmasına rağmen görünce kelimesi tutmadı. Mesela 50'li yıllarda havaalanı karşılığında beni dinleyebiliyor musunuz, duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Uçak kelimesi kullanılmıştı. Evet, uçak yani kelimesi. Tayyare kelimesi karşılığında Arapça, havaalanı karşılığında uçku, pardon, havaalanı karşılığında uçak. Türetildi. Tayyare karşılığında da uçku türetildi. Olağanüstü derecede Türkçenin kök ve ekleri münasebetleriyle çok güzel bir dildi. Ama zaman içerisinde havaalanı karşılığında türetilen uçku, uçak kelimesi tayyare karşılığında kullanıldı. Tayyare karşılığında kullanılan, türetilen uçku ise kullanılmadı. Yani bir yerde de milletin hançeri yapısı, ses kabullenişi, fonetik yapısına uygunluğu önemli ve o dilin öncülerinin, yazarlarının, sanatçıların kullandığı dil önemli. Pek çok faktörle yeni kelimelerin türetilmesi gramer açısından doğru olsa da tutmayabiliyor. Bazen de kompütür karşılığında bilgisayar kelimesi gibi fevkalade güzel tutuyor ve kullanılıyor. Dolayısıyla böyle bir dilin ses yapısının, fonetiğinin ve gramer kendi öz kimliğine uygun bir kullanımının milli kimliğe de müsbet ya da menfi yönden tesirler olduğunu düşünüyorum. Burak Hocam sanıyorum bu konular üzerine gitmek istedi. Hocam teşekkür ederim. Benim söylemeye çalıştığım şeyleri gayet güzel ifade ettiniz. Hocama da çok teşekkür ederim. Tabii onun perspektifinden olayı görmek son derece yararlı oldu. Yohan Hocam ben bir soru sormak istiyorum size. Evet sadece. Buyurun. Görüntünüz dondu ama. Görüntüm dondu. Siz mi dondurdunuz yoksa internetiniz mi zayıf? Hayır ben dondurmadım. İnternetiniz o zaman zayıf olabilir ya da benim internetimde bir zayıflık var. Diğer görüntüleri iyi görebiliyorum ama. Şimdi matematiksel dünyanın tabii ki tek matematiksel dili Türkçe değil. Ama Türkçe gibi matematiksel dil deyince başka hangi dilleri siz gözlemlediniz? Onu merak ediyorum. Şu ana kadar beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz efendim. Ama
görüntü dondu. Görüntüyü kapatıp tekrar açabilirsiniz. Evet, bir deneyeyim. Cannot start video diyor. Sesle de idare edebiliriz. Zaten evet. Program sonuna doğru geldi evet. Ama son safhada yüzünüzle evet. Dönmek tekrar isterdik. Arada şimdi, şimdiye kadar incelediğim evet, diller arasında en matematiksel bulduğum dil Türkçedir. Bunda hiç şüphe yok. Ama Türkçenin dışındaki dillerde matematik olmadığı kanısında değilim. Mutlaka bambaşka sistemi bambaşka olan dillerde de matematiksellik olabilir. Yani o matematiksellik genel bir mantık, yani gereksiz kuralların olmaması anlamına geliyor. Rakip kuralların olmaması anlamına geliyor. Yani kuralların birleştirilebilmesi, sınırsız bir şekilde uygulanabilmesi, hep Türkçeyi, Türkçenin yapısını hep satranca benzetiyorum. Satrançın kurallarını 7 yaşındaki bir çocuk kısa bir zaman içinde öğrenebilir. Kuralları çok basit, ama bütün hayatı boyunca satranç oynamaya devam edebilir ve çok yüksek bir seviyeye yükselebilir. Yani bu kuralları basit olduğu halde bu oyun hiç basit bir oyun değil. Yani Türkçenin kuralları basit ama yani oynama imkanları sınırsız diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir son sorum var. Yani sizin düşüncenizi çok önemsiyorum. Şimdi Türkiye Türkçesinde 29 ses karşılığı harf var alfabemizde. Oysa ki Türkiye Türkçesinde ortalama, bu da henüz daha kesinleşmedi. Yani bir dil bilim kurulu bu konuda bir karara varamadı. Ortalama 37-38 sesten bahsedilmekte. Bu evet. 39-40 da olabilir. Bütün Türk lehçelerini söz konusu ise ortalama 42-43 sesten bahsedilmekte. Biz Türk dünyası olarak siyasetin ötesinde kültürel bağlar ve dil bağlarını güçlendirmek açısından istiyoruz ki, en azından ben istiyorum, bir alfabe birliğine gidelim. Peki bir alfabe yapacak olursa bu alfabe kaç ses karşılığı harf olmalı? Benim kanaatimce Türkiye Türkçesinde 34-35 harf olmalı. Mesela hırıltılı evet. T, mesela nazal N, mesela, evet. Mesela K, G, L'lerin G, K, K, L'lardan, kalınlardan ayrılmasını. Yani 3 sesin 6 harfle, 6 sesin 3 harfle gösterilmesini sakıncalı görüyorum. Nazal N'nin gösterilmemesini, kapalı N'nin gösterilmemesini bir rahatsızlık, bir eksiklik olarak görüyorum. Ve diğer Türk lehçelerinde de bu sorunlar var. Yani ortak bir alfabe, ses karşılığı harflerden oluşan bir alfabe oluşturmak istersek, size göre Türkçe'de ortalama, Türkiye Türkçesini kastetmiyorum, bütün Türk lehçelerini kastediyorum. Evet. Ortalama kaç ses var ve bu yapılabilir mi? Bir ortak alfabeye gidilebilir mi? Bunun yöntemi evet. Hakkında düşündünüz mü? Ahmet Hocam, ben bu konuda sizinle hemfikirim. Eğer hiçbir geçmiş olmasaydı ve yani şu anda Türkiye Türkçesi için bir alfabe yaratılmak, bir alfabe yaratmak gerekseydi, ben mutlaka K'yi K'dan ayırırdım, L'yi L'dan ayırırdım, G'yi G'dan ayırırdım ve hemen şapka evet. Şapka kullan
Arapçadaki şapka kullanımı halledilirdi. Tabii, kesinlikle. Kar ve kar kelimeleri K sesi farklı, UK sesi farklı yazılırdı. Ama tabii eğer bir geçmiş olmasaydı dedim. Türkiye Türkçesinin bir geçmişi var ve şimdi alfabenin Türkiye'de değiştirilmesi karışıklığa yol açar. Bu bence imkansız. Eklenme, yeni harf eklenmesi. Hı hı. Ama Orta Asya'daki diller için, Türk dilleri için zaten yeni bir alfabeye geçilirse eski alfabenin eksiklikleri giderilebilirdi. Şimdi bir nasıl böl ve yönet politikası uygulanıyordu Sovyetler Birliği'nde. Mesela Azeri Türkçesinde K ve K birbirinden ayırt edilirdi. Türkmen Türkçesinde ayırt edilmezdi. Özbekçe'de ayırt edilirdi, Kırgızca'da ayırt edilmezdi. Yani bir dama tahtası gibi. Ve bunu başka ayrıntılarda da görüyoruz. Mesela kitap kelimesinin son harfi bazı Türk dillerinde B oluyor, bazılarında T, bazılarında P oluyor. Ama her Türk dilinde P olarak telaffuz ediliyor. Orada da imlalar mümkün olduğu kadar farklı bir hale getirilmiş. Şimdi yeni alfabeye geçildiğinde bu eski eksiklikler düzeltilmiyor maalesef. Mesela Özbekçe'de uzun A'lar O olarak yazılıyordu. Baş Özbekçe'de boş olarak yazılıyor. Bunun bence bir amacı vardı. Kırgızlar baş diye A ile yazarlardı. Kazaklar bas yine A ile yazarlardı. Şerf hani değişikliği, evet. Yani birbirlerini birbirlerinin yazılarını okuyamasınlar diye öyle yapılmıştı. Ama şimdi bu eski karışıklık yeni alfabeye, Latin alfabesine taşınıyor. Evet. Yani bu bence bunun düzeltilmesi gerekirdi. Ama bir de her ülkenin rejimi kendi dilini korumak istiyor ve kendi dilinin alfabesinin komşu dillerin alfabesinin farklı olmasını tercih ediyor. Bunu da yazık buluyorum. Evet, yani bazı toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal sorunlar etken, toplumsal bilgi ve bilinç yetersizliği söz konusu, yöneticiler düzeyinde, siyasetçiler düzeyinde. Yaklaşım onun için farklı oluyor. Bazen siyasal oluyor. Dolayısıyla dil ve toplumlar kaybediyor. Yohan Hocam, son evet. Cümlelerinizi alalım, son mesajınızı alalım. Serbest kürsüde yapmayalım çünkü zamanı çok uzattık ve bitirelim istiyorum. Son düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, daha sorularınız varsa memnuniyetle cevaplandırırım. Yani sizi yine çok yormuş oluruz. 2 saat 15 dakika oldu. Sizi çok yorduk ama sizden eğer münasip görürseniz bir söz istiyorum. Önümüzdeki 2 hafta, 3 hafta sonrasına yine belirleyeceğiniz bir konuda bir söyleşi daha yapalım lütfen. Evet, şimdi Ahmet Hoca ben çok isterdim ama yani üniversitede İşlerim gayet yoğun. Siz ne zaman müsait olursanız tekrar iletişimde olalım. İleride hani konferans vermeye hazırım. Ama yani 3 hafta sonra bu biraz
kısa vadede olur. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay. Evet, bunu daha sonra konuşabiliriz. Tamam, pekala, oldu. Öyle bir konu tespit edelim. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Çalışmadan, üzerinde zihninizi yormadan bilgi vermek istemiyorsunuz. Bu da sizin bilim ahlakınıza çok uygun. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Efendim, şimdi videoyu tekrar açmaya çalışıyorum ama yine bu hata mesajı geliyor maalesef. Yazı bölümüne internetimiz çok yavaşladı, çıkmak zorundayız diye. İnternette bir sorun var yanılmıyorsam. Biz sizin görsel olmasa da sesinizle son mesajınızı alalım ve kaydımızı bitirelim. Son cümleleriniz, evet, son mesajınız nedir? Son cümle. Dil öğrenmek bence çok önemlidir. Birbirinin dillerini öğrenen insanlar birbirlerini daha iyi anlarlar. Ve bu şekilde birçok nahoş durum önlenebilir. Yani dil öğrenimi barışa götüren bir olaydır. Onun için yani herkesi dil öğrenmeye çağırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüksek bilginize ve samimiyetinize müteşekkirim. Çok sağ olun. Yeni bir söyleşide görüşmek üzere. Size ve bütün katılımcı dostlara, YouTube'dan bizleri izleyen dostlarımıza selam, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben de teşekkür ederim. Diliyoruz. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Çok güzel bir toplantıydı. Teşekkürler. Harikaydı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler. Allah rahatlık versin efendim. Sevgili Ahmet Hocam, konferans konusunun dışındaki anekdotlar da muhteşemdi. Çok teşekkürler Muharrem Bey. Size gerçekten söz verdim ama... Yok, ben yetişemedim. Size... Yetişemedim ben. Bizim hasta kedi var bir tane daha yeni. Onunla iyileşiyoruz. Yeni ilaçlar aldık bugün. Pekala, görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. İyi geceler diliyorum. İyi geceler.